Peki. Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, bugün İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle bu basın toplantısını düzenliyoruz. Hepinizin de bildiği gibi tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, kendi alanında yazılan en kapsamlı ve en bağlayıcı uluslararası sözleşme olması nedeniyle sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde de altın standart olarak kabul edilmektedir. Bugün Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı münasebetiyle uluslararası bir toplantı düzenledi. Ancak ne yazık ki Türkiye bu toplantıya davet edilmedi değerli arkadaşlar. Oysa ki 10 yıl önce ona camiada itibar kazandıran ve ilk imzacısı olduğu için kendi şehrinin adıyla anılan İstanbul Sözleşmesi için düzenlenen toplantıya ülkemiz bugün ev sahipliği edebilirdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararı sadece kadınların can güvenliğini tehlikeye atmakla ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine ket vurmakla kalmamış, dış politikada ülkemize yumuşak güç kazandıran bir iddiadan da vazgeçilmesine neden olmuştur. Hem 10 yıl önce bugün sözleşme imzalandığında hem de meclisten oy birliğiyle geçtiği 1 Ağustos 2014 tarihinde ben de milletvekili olma onuruna sahiptim. Ve bu nedenle iktidar partisi temsilcilerinin o günlerde yaptığı sözleşmeyi yere göğe sığamayan konuşmalarını da dün gibi hatırlıyorum. Özellikle de Erdoğan'ın sözünü hiç unutamıyorum. Tarihi gurur demişti Erdoğan. Peki bugün ne oldu da o tarihi gurur denilen sözleşme birdenbire tükaka oldu? Hangi siyasi hesap kadınların hayatından daha değerli hale geldi? İktidar hangi cemaatler ve tarikatlar nedeniyle kadınları karşısına almayı göze aldı? Önceden İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan yönetim kurulu başkan yardımcılığını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği yani KADEM neden yön değiştirdi? Daha önce İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında duruyorlardı. Sonra ne oldu da yön değiştirdiler? Acaba bu yön değiştirmede KADEM üyesi olan ve bugün yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak karşımızda duran Derya Yanık'ın atanması arasında bir bağ var mı? Kendisi adeta bir ödül olarak mı bu göreve atandı? Sorarım size. AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un kadına şiddet hastalığına karşı ilaç benzetmesi yaptığı İstanbul Sözleşmesi ne oldu da daha sonrasında zehir gibi gösterilmeye başlandı? Değerli basın mensupları, AKP hükümeti yandaş medyayı da kullanarak İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir karalama kampanyası başlattı. Uygulanmasa da olur. 6.284 sayılı yasa varken zaten İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok. Biz bu sözleşmenin yerli ve millisini yazıyoruz. Adı da Ankara Anlaşması olacak gibi masallar anlatıyorlar. Ama ne yazık ki şunun farkında değiller. Feshedilen sözleşme değil, kadınların yaşam hakkıdır. Üstelik sözleşme karşıtları şu bugünlerde yüksek sesle sırada 6.284 var. Hatta medeni kanun var deme cüretini göstermeye başladılar. Her gün bir kız kardeşimizi yakınındaki bir erkek ya da hiç tanımadığı bir kişi tarafından canice öldürülürken bizim can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmemiz asla ve asla mümkün değildir. Hatta içinde bulunduğumuz bu süreçte İstanbul Sözleşmesi'ne daha da sıkı sıkıya sarılacağız. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün sözleşmenin 10. yıl dönümünde dünyadaki bütün kadınlarla sosyal medya üzerinden dayanışma içerisine girdik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sokaklarda olamasak da duygu ve düşüncelerimizi ortaklaştırdık ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya karar verdik. Onun için
özellikle sosyal medyada bir kampanya yürütülecektir bugün. İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Kadınlar birden büyüktür, vazgeçmiyoruz gibi etiketlerle bugün, tekrar söylüyorum, sözleşmeye sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz. Sözleşme halen yürürlüktedir ve yürürlükte kalmaya da devam etmesi için elimizden gelen tüm mücadeleyi sürdüreceğiz. Eğer bugün yürürlükte kalmazsa zaten AKP iktidarı ilk seçimlerde gidiyor ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanmasını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, eğer sözleşme uygulansaydı kadın katilleri sırf kravat taktı diye, sırf efendi durdu diye aldıkları indirimlerle kolayca tahliye edilemeyecekti. Çocuk istismarı ve saygınlık indirimi kelimeleri mahkeme kararlarında yan yana gelemeyecekti. Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi mümkün olamayacaktı. Eskişehir'de 23 kez şikayette bulunmuş olmasına rağmen eski kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Aslan bugün burada belki de bizim yanımızda olacaktı. Samsun'da yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Cenikli evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülmeyecekti. Kırıkkale'de çocuğunun gözü önünde ölmek istemiyorum diye haykırarak katledilen Emine Bulut hayattan koparılmayacaktı. Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar şikayetini geri çekmesine rağmen soruşturma dosyası kapatılmayacak ve 25 yaşındaki Zeynep bugün aramızda olacaktı. İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Arzu Koca, Tokat'ta yaşayan 28 yaşındaki Alev Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Gül Gülsüm ve daha nice nice kız kardeşlerimiz, daha burada adlarını sayamayacağımız nice kız kardeşlerimiz koruma altına alınacak ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledilmeyecekti. 300'ü aşkın kadın derneğinin üye olduğu Eşik Platformu'nun yaptığı açıklamaya göre sözleşme yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014 tarihinden bu yana yürürlükte olsaydı, uygulansaydı, yürürlükte ama uygulansaydı en az 2336 kadın bugün hayatta olacaktı. 2336 candan bahsediyoruz. 2336 hayattan. Değerli basın mensupları, birilerinin İstanbul Sözleşmesi ile derdi var. Mesela sözleşmenin 37. maddesi erken yaşta evliliğin önlenmesini öngörüyor. Bu madde tecavüzcüleri aklamak için erken yaşta evlilik yasasını ısıtıp ısıtıp önümüze getiren AKP hükümetinin işine gelmiyor elbette. 2017 yılında yaşananları bir hatırlayalım tekrar. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ay gibi kısa bir süreçte yaşı 18'in altında 115 hamile çocuğun getirildiğini, bunların kayıtlara bile geçmediğini ve polise suç ihbarında dahi bulunulmadığını tekrar hatırlayalım. Bu çocuklardan 35'inin yaşının 15'in altında olduğunu hatırlayalım. Facianın gündeme gelmesinin ardından bu rezaletin başka hastanelerde yaşanıp yaşanmadığının araştırılmasının adına ülkenin dört bir yanında hastane kayıtları incelenecek diye beklerken böyle bir inceleme yapıldı mı? Hayır. Bunu da hiç unutmayalım. Olayın üstü kapatılmaya çalışıldı. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın bir gece yarısı keyfi bir biçimde sözleşmeden çıkma kararı aldığı 20 Mart günü biz bu kararı tanımadığımızı yine bu salonda bugün olduğu gibi derhal kamuoyuna duyurmuştuk. Yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin kanun niteliğinde olduğunu, kanun kaldırma yetkisinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu, fesih işlemini Türkiye Büyük Millet Meclisi onayının olmaksızın yapılamayacağını defalarca anlattık. Yürütmenin kendisini yasamanın yerine koymasının fonksiyon gaspı olduğunu anlattık. Cumhurbaşkanının insan hakları ile ilgili konularda kararname etkisi olmadığını, bu kararın açıkça anayasamıza aykırı olduğunu sık sık ifade ettik.
Kadınların, kadın derneklerinin görüşü alınmaksızın apar topar ilan edilen fesih kararının iptali için de hemen Danıştay'a bir başvuruda bulunduk. Partimizin kadın kollarının ve meclis grubunun yanı sıra diğer siyasi partilerden de başvuruda bulunanlar oldu. Ayrıca barolar ve birçok sivil toplum kuruluşları da dava açtılar. Bizler Danıştay'dan yanıt ha geldi ha gelecek diye beklerken 30 Nisan tarihinde resmi gazetede ikinci bir karar yayımlandı ve fesih tarihi olarak 1 Temmuz 2021 olduğu fesih tarihinin bu kararda ifade edildi. Bu son karar tam bir saçmalıktı. Yani kanunen yok hükmündeki Cumhurbaşkanı kararının yok hükmündeki bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla meşru hale getirilme çabasıydı. Yasal hale getirilme çabasıydı. Bu tabii hem Danıştay'a açılmış davalar açısından hem de Venedik Komisyonu'nun çekilme kararına ilişkin yürüttüğü çalışma bakımından yargıya ve komisyona talimat niteliği taşıyordu. Değerli arkadaşlar, bizler bu süreçte tekrar söylüyorum bu kararı tanımadığımızı defalarca söyledik. Bu sözde fesih sürecinden ne yazık ki herkes kendine göre bazı mesajlar çıkarttı. Katiller rahatladı. Öyle ki daha kararın açıklandığı ilk gün, ilk 12 saat içerisinde 6 kız kardeşimiz katledildi. 6 kız kardeşimizi ilk gün 12 saat içerisinde cinayete kurban verdik. O günden sonra karakola başvuruda bulunan birçok şiddet mağduru kadın emniyet görevlileri tarafından evlerine yollandı. İktidar her zamanki gibi kadın ya da çocuk şiddet görse bile önceliğini ailenin korunmasına verdi. Kol kırılır, yen içinde kalınır dediler ve kadınları, çocukları korumasız bıraktılar. Bolu'da boşanma aşamasında olduğu Erdal İlke tarafından şiddete uğrayan Cansu ile konuştum ve kendisi bana yaşadıklarını, Bolu'dayken evine ziyaret ettiğimde bana yaşadıklarını şöyle anlattı. Hamileyken dayak yedim. Loğusayken yine dayak yedim. Polisleri çağırdım ama polisler bir işlem yapmadı. Yağmur yağıyordu. Yağmurun altındaydım. Beni götürün, bebeğim yukarıda, onu alın lütfen dedim. Polisler bebeğimi yukarıdan alıp bana teslim ederek beni ailemin yanına göndermek yerine hadi yukarı çık, bebeğin ağlıyor. Karakola gitsen de döneceğin yer nasılsa burası. Seni geri gönderemeyiz dedi. Ben polislerin zoruyla tekrar yukarı çıkmak zorunda kaldım. Duygularını böyle anlattı. Gene Ankara'da Kahraman Kazan'da bir kız kardeşimiz yanıma yaklaştı ve yaşadıklarını aktardı. İmam nikahlı olan bu kız kardeşimiz eşinden şiddet görüyordu. Karakola gitmiş, şikayette bulunmak istemiş. Ancak orada polislerin lakayt tavırlarıyla karşılaştığı yetmediği gibi kendisinden darp raporu ve tehdit edildiğine dair kanıt istenilmiş. Onları hatırlatalım. 6284 halen yürürlüktedir. Fesih açıklamasından sonra sosyal medya trolleri de iyice hadsizleşti. 12 Nisan'ı tecavüz günü ilan ettiler. Şiddet can almaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir sosyal medya paylaşımında 34 günde fesih öncesinde 34, fesih sonrasında 25 kadın öldürüldü deyip bunu adeta bir başarı gibi yansıttı. Hatta bu tweet'i retweet eden Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından öylesine yoğun tepkiler aldı ki tweet'i silmek zorunda kaldı. Dileriz bu zihniyeti de sileriz. AKP iktidarı döneminde çocuk istismarı vakasına bir defadan bir şey çıkmaz diyen Aile ve Sosyal Bakanları görmek zorunda kaldık. Gene çocuklara güvenli bir toplum yaratmak yerine sorumluluğu ailelere yükleyip çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diyen bir başka bakan tanıdık. Aile Bakanlığını kendi ailesinin bakanlığı zannedip kardeşlerini parlak işlere yerleştiren bir bakana da tanıklık ettik. Her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir diyecek kadar şuursuz bir Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız bile oldu.
Son makamdan bahsetmek istemiyorum. Zaten göreve gelir gelmez kendini hemen belli etti. Şiddete karşı sıfır tolerans diyen AKP hükümeti döneminde en az 7500 kız kardeşimizi erkek cinayetine kurban verdik. Oysa ki iktidarın manasız siyaset hesapları tek bir kadının hayatından daha önemli değildir. İnsan haklarına ait bir sözleşmeden 3 kez boş ol diyerek çıkılmaz değerli arkadaşlar. Bu sefer atı alan Üsküdar'ı öyle kolay geçemeyecek. Bizim hedefimiz belli. Kadına yönelik şiddeti bitirmek ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak. Bu amaçla yaşamak otobüsümüzde 81 ili dolaşma kararı aldık. Gittiğimiz her ilde, her ilçede, her mahallede kadına yönelik şiddetin tanığı oluyoruz. Bu hak gaspını bizler en kısa zamanda durduracağız. Kadınların karakollardan geri çevrildiği bu düzeni değiştireceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde demeye devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde de İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatarak kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceğini samimiyetle göstereceğiz. İktidara gelene kadarki süreçte ise haklarımıza yapılan saldırılar karşısında kız kardeşlerimizle sıkı sıkıya kenetlenecek eşitlikçi erkeklerle dayanışma içinde olarak dağ gibi duracağız. Buradan şahsım hükümetine sesleniyorum. Sözleşme yürürlükteyken kadınları yeterince koruyamadı çünkü uygulamadınız sözleşmeyi. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin yokluğu ne yazık ki şiddeti garantileyecek. Fesih ederseniz kadına, çocuğa yönelik şiddetin, işlenen her suçun azmettiricisi sizler olacaksınız. Kadınlar yalnız ve güçsüz değildir. Eşit, adil, demokratik bir hayat yolunda bizler hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları olarak mahalle mahalle örgütlü mücadeleyi yükseltiyoruz. Dipten gelen o dalgayı büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlar birden büyüktür. Bu kararı geri çekin. Zihniyetinizin yoksullaştırdığı, zihniyetinizin katlettiği, zihniyetinizin yükünü taşıyan bu halk elbette ilk seçimlerde size artık bir dur diyecek. Önderliği ve doğası gereği barışçıl, doğası gereği üretken olan kadınlar yapacak bu süreçte önderliği. Bizler cesaretimizi haktan, gücümüzü halktan alıyoruz. Yaşam hakkını, demokrasiyi ve eşitliği savunan herkes adına haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi kalacak, zorbalar gidecek. Teşekkür ediyorum.